Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, dersimiz Yüce İslam tarihinden keşif notlarıyla devam ediyor. Konumuz ilk Müslüman olan Zat-ı Muhteremler ki bunlardan birisi de Amir bin Said'dir. Radiyallahu anhüm ve erdan ecmain. Amir bin Said efendim soyu Abdümenaf bin Kusay'a ulaşmaktadır. Amir bin Said'in annesi Safiye binti Muire bin Abdullah'tır ki o da Halid bin Velid bin Muire'nin soyuna ulaşmaktadır. Ki Velid bin Muire'nin de annesiydi. Evet sevgili dostlarımız, Amir bin Said'in Müslüman olması konusunda ve onun faziletleri hakkında Amir bin Said kardeşi Halid bin Said'den biraz sonra Müslüman olmuştur. Amir bin Said Yüce Allah yolunda Habeş ülkesine yapılan ikinci hicrete zevcesi Fatma binti Safvan bin Ümeyye ile birlikte katılmış, 7. hicret yılında da Habeş muhacirleriyle birlikte Medine-i Münevvere'ye hicret edip gelmişlerdir. Fetih, Huneyn, Taif, Tebük seferlerine katılmıştır. Yani fetihten maksat Mekke-i Mükerreme'nin fethidir. Hicretin 13. yılında Ecna Deyn'de şehit olmuştur. Yüce Allah ondan çok razı olsun. Radiyallahu anhü ve erdâ mecmain. Peygamberimiz kaşında Muhammedur Resulullah yazılı mühür yüzüğünü Amir bin Said'den almış, hükümdarlara gönderdiği mektupları onunla mühürlemiştir. Görüyorsunuz ne kadar bahtiyar, mutlu kişiler bunlar. Dünya küfrün içinde yüzerken putların önünde el pençe dururken bunlara iman ve İslam nasip oluyor. Evet, aslanlar gibi de cephelerde ne Allah yolunda, Allah'ın emrinde cihad ediyorlar. Onca işkenceler ve zulümler altında inlediler. Ama dinlerinden, imanlarından, Yüce İslam'dan taviz vermediler. İlk mümin ve Müslüman kadınlardan da bakın Fatma binti Safvan'ın ilk Müslüman oluşu, kahraman kadınlarımızdan biri de Fatma binti Safvan'dır. Radiyallahu anha ve erdahünne ecmain. Fatma binti Safvan, onun da soyu Muhammediç el Muhticel Kinani'ye dayanır. Fatma binti Safvan'ın Müslüman oluşu ve faziletleri hakkında da efendim Mekke-i Mükerreme'de ilk sıralarda Müslüman olmuş, Yüce Allah yolunda Habeş ülkesine yapılan
ikinci hicrete de kocası Amir bin Said bin Ümeyye ile birlikte katılmıştır. İşte görüyorsunuz, kahraman kadınlarımızdan biri de Fatma binti Safvan'dır. Şimdi geldik ilk Müslümanlardan Zübeyri Avvam radıyallahu anhu hazretlerinin Müslüman oluşuna. Zübeyri Avvam biliyorsunuz Peygamber Efendimizin halasının oğludur. Ve soyu onun da Nadir bin Kinane'ye ulaşmaktadır. Zübeyir bin Avvam'ın annesi Safiye binti Abdülmuttalib bin Haşim bin Abdümenaf bin Kusay olup Hazreti Safiye Peygamberimizin emesi yani halasıydı. Zübeyir bin Avvam Peygamberimizin cevcesi Hazreti Hatice'nin de kardeşi Avvam'ın oğluydu. Hatice annemiz tarafından da görüyorsunuz Zübeyri Avvam yakın bir akraba. Zübeyir bin Avvam oğlu Abdullah'a ey oğulcuğum, senin annen benim zevcemdir. Teyzen Ayşe de Resulullah aleyhissalatü vesselamın zevcesidir. Resulullah aleyhissalatü vesselamla benim aramda hısımlık ve akrabalık bulunmuş ve hısımlık ve akrabalık bulunduğunu biliyorsundur dedi oğluna. Babamın emesi yani halası Ümmü Habibe binti Esed'dir. Benim annem de onun emesidir yani halasıdır. Bazı yerlerde halaya eme de demektedirler. Onun annesi Amine binti Vehib bin Abdümenaf'tır. Resulullah'ın zevcesi Hatice binti Hüveylid ise benim halamdır yani ememdir demiştir. Begavi'nin Mu'ceminden naklen efendim haber verildiğine göre durum böyledir. Zübeyir bin Avvam'ın doğum tarihi ve mesleki durumu da Zübeyir bin Avvam Hazreti Ali'nin doğduğu yılda doğmuştur. Ki Peygamberimiz o zaman 30 yaşında bulunuyordu. Zübeyir bin Avvam deve kasabı idi. Müslüman oluşuna gelince Zübeyir bin Avvam Hazreti Ebu Bekir'den kısa bir müddet sonra ve Hazreti Ebu Bekir'in davet ve teşviki üzerine kalkıp onunla birlikte Peygamberimizin yanına geldi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ona İslamiyet'i arz ve teklif etti. Kur'an-ı Kerim okudu, İslam şeriatını anlattı. Yüce Allah'ın müminlere vaat ettiği izzet ve şerefleri haber verdi. Zübeyir bin Avvam hemen iman etti, Müslüman oldu. Zübeyir bin Avvam hakkında onun özellikleri, faziletleri den bazıları. Zübeyir bin Avvam Peygamberimizin kendilerini cennetle müjdelediği
10 tane mutlu sahabiden birisi olduğu gibi kendilerinden razı olarak ayrıldığı 6 sahabiden de birisi olup Hazreti Ömer kendisinden sonra halifelik işinin onlarla konuşulmasını tavsiye etmişti. Zübeyir bin Avvam Allah yolunda ilk kılıç sıyıran ve Peygamberimizin hayır duasını da alan kişiydi. Bir gün durup dururken şeytan-ı lain kalbine Resulullah yakalandı, öldürüldü diye fısıldadı. Bakın vesvese bu. O da hemen kılıcını sıyırıp Mekke'nin yukarı taraflarında bulunan Peygamberimizin yanına geldi. Peygamberimiz onu görünce "Ey Zübeyir, neyin var?" diye sordu. "Seni yakaladılar diye haber aldım," dedi. Peygamberimiz ona ve onun kılıcına dua etti. O zaman Zübeyir bin Avvam 11 yaşındaydı. Dikkat edin. 11 yaşındaki bir çocuktaki kahramanlık, şecaat ve aslan ruhuna bakın. Evet sevgili dostlarımız, 11 yaşında kılıcını sıyırmış meydana çıkmış. Peygamber düşmanlarına karşı koymak için. Hazreti Hamza, Hazreti Ali ve Zübeyir bin Avvam, eshabın en yiğitlerinden ve en yüreklisi olanlarından idiler. Üçünün de önünde durulmaz büyük kahraman idi bunlar. Eshabın içinde nice kahramanlar yetişti. Bu İslam dini var ya, nice kahramanlar, nice yüksek alimler, nice evliyalar, nice yüksek hükümdarlar yetiştirdi. Ey dünya, İslam okulunda oku da artık insanlığın hayrına en güzel bir eleman ol. Ama Allah'ın emrinde ol, Peygamber Muhammed'e tabi ol aleyhissalatü vesselam. Peygamberimiz her peygamberin havarisi, yardımcısı vardır. Benim havarim de halamın oğlu, ememin oğlu Zübeyir'dir buyurmuştur. Görüyorsunuz. İşlerinde eshab-ı kiramdan 20'sinin hazır bulunduğu bir mecliste insanların Resulullah aleyhissalatü vesselam katında en kıymetli ve sevgili olanı kimdir diye sorulmuştu. Zübeyir ile Ali bin Ebi Talib idi demişlerdir. Bakın, Hazreti Ali de, Hazreti Zübeyir de Peygamberimiz seviyor. Zübeyir bin Avvam Mekke'den Medine'ye hicret etmiş, Bedir Savaşı'nda, Uhud ve diğer bütün savaşlara katılmış, Uhud Savaşı'nın bozguna uğradığı zamanda savaş meydanından ayrılmamış, Peygamberimizin önünde ölmek üzere beyat etmiş olan İslam mücahitlerinden bir kahraman idi. Zübeyir bin Avvam hicretin 36. yılında Cemel vakasında İbni Cürmüz tarafından şehit edilmiştir. Çünkü Allah eshab-ı güzinin hepsinden razı olsun,
Cemel olayı sulha, barışa bağlanınca haricilerden ve Şia'nın başında bulunan İbn-i Sebe'nin adamları Cemel Savaşı, savaşılmadan Cemel olayı sulha bağlandığı halde bu iki fırka, ki bunlar fitne fesat yayan fırkalar idi, Müslümanları birbirine tutuşturmak için elden geleni yapanlar bunlardır. Ve Hazreti Osman'ın şehit olmasının müsebbibi de bunlardır. Evet sevgili dostlarımız, bakın Hazreti Ali ile Hazreti Zübeyir'i Cemel'de karşı karşıya ve diğer kıymetli sahabileri karşı karşıya getiren olay fitne olaylarıdır ve içtihadi olaylardır. Sulh barışa varıldığı halde düşman iki tarafa da saldırıyor. İki taraf da zannediyor ki Ali saldırdı zannediyor Zübeyir tarafı. Efendim Ali tarafı da zannediyor Zübeyir tarafı saldırdı zannediyor. Zübeyir tarafı da Ali saldırdı zannediyor. Halbuki ortalığı karıştıran gecenin son saatlerinde Cemel'de haricilerle Şia'nın adamları saldırdılar. İki orduyu birbirine tutuşturmak için. Ey sevgili dostlarımız, fitne ne kadar tehlikelidir. El fitnetü ekberun minel katli. Eşeddün minel katli diye bize haber veren yüce haberler var. Zübeyir bin Avvam Hazretlerinin şekil ve şemaili hakkında da Zübeyir bin Avvam Hazretleri orta boylu, ne zayıf ne de şişmandı. Gür saçlı, seyrek sakallı, esmer tenliydi. Ağaran saçını efendim ona dokunmazdı, değiştirmezdi. Evet sevgili dostlarımız, şimdi de Hazreti Osman'ın ilk Müslümanlardan Hazreti Osman'dan bahsedeceğiz. Radiyallahu anhü ve erdahan ecmain. Hazreti Osman biliyorsunuz Peygamberimizin iki kızıyla evlenen Zinnuri'nin bir ve Peygamberimizin damadıdır. Hazreti Ali'nin bacanağıdır. Ve kökte birbirlerine akrabadırlar. İşte Abdümenaf oğulları ile Abdüşşems oğulları, bunlar kökleri birdir. Hazreti Osman Beni Ümeyye'dendir. Ama kökleri görüyorsunuz ki Hazreti Ali ile akrabadırlar. İşte bu dünya öyle bir dünya ki fitne fesat araya girince nice nice samimi dostlar birbirine düşman gösteriliyor. Düşman olmadıkları halde. Bir de o kadar bunların arkasına kuyruklar birikiyor ki bu düşman olmayanları düşman gibi göstermek için
ta kıyamete kadar fitneyi, fesadı, düşmanlıkları sürdürmeye gayret edenler var. Ey fitnenin, fesadın adamları! Geberdiniz, gebereceksiniz. Mahşere gelip büyük mahkemede hesap vereceksiniz. O zaman ne diyeceksiniz? Yüce Allah'ın adaleti karşısında ne diyeceksiniz? Müslümanları birbirine tutuşturarak ve insanlığın arasına kin ve düşmanlıklar sokarak, kanlar akıtarak, gözyaşları akıtarak, gelmenin faturası size mahşerde, ebedi cehennemde kalmak üzere size bir fatura kesilecek. Ey fitnenin, fesadın adamları, kafir ölenler ve asi ve mücrim, günahkar ölenler, Müslümana zulmedenler, bunun hesabını göreceksiniz. Yaptığınız yanınıza kalmayacak. Evet, Hazreti Osman'ın soyu radıyallahu anhü erdam ecmain. Hazreti Osman bin Affan. Bunlar efendim Ka'b bin Lüey bin Galip bin Fihir bin Malik bin Nadır bin Kinane'ye ulaşmaktadır onun soyuda. Daha önce açıkladığımız gibi Hazreti Osman'ın atasoyu Peygamberimizin atasoyu ile Abdümenaf bin Kusay'da birleşir. Görüyorsunuz. Abdümenaf bin Kusay'da birleşiyor. Peygamberimizin soyuyla Hazreti Osman'ın soyu. Hazreti Ali ile de akrab olduğu açıkça ortada. Ya cahil bir Alevi dinledim. Diyor ki bir Osman varmış diyor. Sanki bu sıradan biriymiş gibi bir Osman varmış diyor. İşte düşmanlıklar hep oradan geliyormuş diyor. Bak zavallıya nasıl yanlış öğretilmiş. Hiç de bir bilgisi de yok adamın. İşte sevgili dostlarımız, cahiller böyle kandırılıyor. Sen böyle yalanla, dolanla kandırıldığın zaman, sen bu yalanına arka çıktığın zaman, karşı tarafta sessiz kalmadığı zaman ne oluyor? Ortalık birbirine tutuşuyor işte. Bunu tutuşturan kim? Yanlışa saplanan kişiler. Hazreti Osman'ın annesi Erva binti Küreyiz bin Rebi'a bin Habib bin Abdüşşems bin Abdümenaf bin Kusay'dır. Bak görüyorsunuz, annesi tarafından da Peygamberimiz Hazreti Osman, Hazreti Ali'ye de, Peygamber akraba olan Hazreti Ali'ye de zaten akraba. Annesinin annesi de Peygamberimizin emesi, yani halası Ümmü Hakim Beyza binti Abdülmuttalip'tir. Görüyorsunuz, anneanne tarafından da Abdülmuttalip'e ulaşıyor ki Abdülmuttalip kim? Peygamberimizin dedesi. Hazreti Osman'ın doğum tarihi konusunda da Hazreti Osman fil vakasından sonra 6. yılda doğmuştur. Hazreti Osman'ın Müslüman oluşu konusunda da Hazreti Osman'ın Müslüman oluşuna 3 şey sebep olmuştur.
Bir Şam'dan dönerken yolda uyur gibi bir haldeyken işittikleri uyarıcı. Efendim bir ses işitiyor rüyasında. Erva binti Abdülmuttalib'in evinde peygamberimizden tevhid kelimesini işitince ürpermesi ve yumuşaması. Üçüncü nedeni Hazreti Ebu Bekir'in davet ve teşviki. Hazreti Osman der ki, halam, yani diğer deyişle emem diyor, Erva binti Abdülmuttalib'in hastalığı sırasında ziyaretine gitmiştim. Resulullah aleyhissalatü vesselam da gelip içeri girince kendisine dikkatlice baktım. O günlerde halinden bazı şeyler ortaya çıkmış bulunuyordu. Bana dönüp, ey Osman, ne haldesin diye sordu. Ben de sana şaşıyorum. İçimizde senin üstün bir mevkin vardır. Halbuki hakkında bir takım şeyler söyleniyor dedim. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam, La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok deyince, Allah bilir ki tüylerim ürperdi. Sonra dönüp gitti. Hazreti Osman, Hazreti Ebu Bekir'in İslamiyet'e davet ve celbettiği sayılı zatlar arasındaydı. Peygamberimizin Dar-ı Erkam'a girişinden önce Zübeyir bin Avvam'ın Müslüman oluşunu takiben Hazreti Osman ile Talha bin Ubeydullah gidip Peygamberimizin yanına girdiler. Peygamberimiz onlara İslamiyet'i arz ve teklif etti. Kendilerine Kur'an-ı Kerim okudu. İslam hukukunu anlatıp Yüce Allah'ın Müslümanlara vaat ettiği izzet ve şerefleri haber verince ikisi de iman ettiler ve İslam hukukunu ikrar ederek sabahladılar, Müslüman oldular. Hazreti Osman, ya Resulallah, Şam'dan yeni bir haberle geldim. Ma'an ile Zerka arasında idik. Biz uyur gibi bir halde bulunduğumuz sırada birden bir seslenici bize, ey uykucular, uyanınız. Bakın. Çünkü Ahmet Muhammed Mekke'de zuhur etmiş bulunuyor diyerek seslendi. Görüyorsunuz, yerden gökten hak bir haber geliyor. Muhammed hak peygamberdir diye. Mekke'ye gelince senin peygamber olduğunu işittik dedi. Hazreti Osman'ın haslet ve faziletlerinden bazılarına gelince, Hazreti Osman İslamiyet'ten önce cahiliye devrinde Araplar arasında okuma yazma bilenler pek az bulunduğu sırada okur yazar. Mekkeliler arasında idi. Yani okur yazarlar arasındaydı. İçki içmezdi. Son derecede utangaçtı. Uslu, yumuşak huylu ve bol ihsanlı birisiydi. Kendisi cahiliye devrinde de, İslamiyet devrinde de ticaretle uğraşırdı. Kumaş ve elbise satıcısı idi.
zarar ve ziyan sermayece, efendim, sermayeye ait olmak ve kazancın yarısını almak üzere bazı kimselere sermaye vererek ticaret yaptırırdı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kızı Hazreti Rukiye'yi Hazreti Osman'la evlendirmişti. Hazreti Rukiye vefat edince Hazreti Ümmü Gülsüm'ü de onunla evlendirmiş. Ümmü Gülsüm vefat ettiği zaman üçüncü bir kızım daha olaydı, onu da Osman'la evlendirirdim buyurmuştu. Demek sen peygamberin sevdiği, Allah'ın sevdiği Osman'a sen düşman olacaksın, öyle mi? Radiyallahu anhü ve erdâ mecmain. Peygamber iki tane kızıyla evlendirecek, üçüncü olsaydı onu da verirdim diyecek ve Zinnureyn ismini alacak, meleklerin utandığı bir, mütevazı bir, değerli bir şahsiyete sen düşman olacaksın. Mervan'ın suçlarını Osman'a yükleyeceksin, öyle mi? Ey bu yanılgının içinde olanlar! Bu yanlışınızdan vazgeçin. Hazreti Osman radıyallahu anhu Kur'an-ı Kerim hafızıydı. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona hafız olarak hıfzındaydı. Geceleyin bir rekatta Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar okuyup hatmettiği olurdu. Hazreti Osman Allah yolunda Habeş ülkesine yapılan birinci ve ikinci hicrete zevcesi Hazreti Rukiye ile birlikte katılmış, Mekke'den Medine'ye de hicret etmişti. Hazreti Osman servetini Allah yolunda harcamaktan da geri durmazdı. Medine-i Münevvere'de muhacir Müslümanların içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere 20 veya 25 veya 35 bin dirheme Rume kuyusunu satın alıp hayrına vakfetmişti. Muhacirlere denizden içer gibi su içirmişti. Evet, Peygamberimizin mescidinin genişletilmesi için satın alınmasını tavsiye buyurduğu araziyi 20 veya 25 bine satın alıp mescidin genişlemesini sağlamıştır. Peygamberimiz mescide girdikçe 3 kere Allah'ım, ben Osman'dan razı oldum, sen de razı ol diyerek dua ederdi. Görüyorsunuz, Peygamberimiz razıyım diyor Osman'dan, Yüce Allah'a da sen de razı ol diye dua ediyor. Ey Osman düşmanları, siz şimdi Peygamber'e dost iseniz, Hazreti Muhammed'i kabul ediyorsanız Peygamber olarak, Peygamberden sen vücutundan Ali'yi koparıp alamazsın. Hazreti Ali peygamberin vücutunun parçası gibidir. Hazreti Ali peygambere tabi oluyor. Peygamberin yolunda gidiyor. Sen ise peygambere karşı koyuyorsan, sen şimdi Ali'nin yolunda mısın? Kendine sor. Ha, bu haberleri kabul etmiyor musun? O zaman gerçekleri kabul etmediğin zaman ayakların gümbür gümbür kayıp gider. Hem bilmiyorsun, hem bileni dinlemiyorsun. Saplantından da yanlış saplantıdan vazgeçmiyorsun.
Osman düşmanlığı yapıyorsun. Bunlardan vazgeçin. Emevilerin içinde zalimler, yanlış yapanlar vardır. Ama Hazreti Osman cennetlikle müjdelenmiş bir zat-ı muhteremdir. Aklını başına al. Evet sevgili dostlarımız, Hazreti Osman Tebük seferinde ordunun yarısını yalnız başına donatmış, orduya gerekli takımları, yular ve diz bağları ile birlikte 950 deve orduya bağışlamıştır. Dikkat et, 950 deve bugün her şeyiyle, bütün takımlarıyla orduya ne lazımsa develeri onlarla donatarak orduya bağışlamıştı. Bugünkü parayla 950 deveyi hesap et bakayım. Evet sevgili dostlarımız, 50 veya 70 veya 100 at bağışlamış. Bak bu develerin yanında da 50 ile 100 arasında at bağışlamış. Ayrıca nakit olarak da 1000 dinar altın ve veya 700 okiye 28 bin dirhem bağışta da bulunmuştur. Askerlerden bir takımlarının da erzaklarını sağlamış ve su içtikleri kapların ağız bağlarına ve askı iplerine varıncaya kadar sağlamadık bir ihtiyaçlarını bırakmamıştır. Hazreti Osman yıl orucu tutar, her hafta cumaya girmeden önce bir köle azat ederdi. Dikkat edin, her hafta bir köle azat ediyor. Her hafta bir köleyi kölelikten kurtarıyor, hürriyetine kavuşturuyor. İslam'da en büyük sevap köle azat etmektir. O zaman dünya köle dünyasıydı. İnsanlar pazarlarda alınıp satılırdı. İşte Hazreti Osman'ın özellikleri, faziletleri. Hazreti Osman, Peygamberimizin kendilerini cennetle müjdelediği 10 sahabisinden birisi olduğu gibi kendilerinden razı olarak ayrıldığı 6 sahabisinden de birisi olup Hazreti Ömer kendisinden sonra halifelik işinin onlarla konuşulmasını tavsiye etmişti. Hazreti Osman hicretin 24. yılında Hazreti Ömer'den sonra halife olmuş, hicretin 35. veya 36. yılında da oruçlu bulunduğu ve Kur'an-ı Kerim okuduğu sırada isyancılar tarafından şehit edilmiştir. Aynı zamanda şehitliği de bekleyenlerden idi Hazreti Osman. Şehit olmayı bekliyordu. Çünkü Peygamberimiz şehit olacaklara haber vermişti. Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali şehitliğini bekleyenlerdendir bunların üçü de. Çünkü Peygamberimiz onların şehit olacağını ta önceden haber vermiştir. Ey sevgili dostlarımız, bunca faziletleri kendinde toplayan bir Osman'a sen dur düşman ol. Hazreti Ali'yi sevdiğini söyleyenler, Hazreti Ali'nin yaptığı Müslümanlığı, Hazreti Ali, Hazreti Hasan Hüseyin radıyallahu anhüm verda mecmain, Ehl-i Beyt imamları,
Bunların hepsi Peygamberimizin sünnetine bağlıdırlar. Onun yolundadırlar, Peygamberin. Peygamberin sünnet yolu sünniliktir. Sünnetin birçok anlamlarından biri de Allah'ın kanun kurallarıdır. Sünnetullah. Bir de beş vakit farzın yanında kılınan sünnetler vardır. Peygamberimizin bütün yolu sünnetullah'tır. Sünnilik kelimesi de oraya bağlıdır. Hazreti Ali, Ehl-i Beyt, peygamberin sünnetine, onun kanun kurallarına bağlı olunca bütün Ehl-i Beyt sünnidir. Bütün sünniler de Ehl-i Beyt'i severler, Hazreti Ali'yi severler. Eğer Ehl-i Beyt sevgisiyle Alevi olunuyorsa sünnilerin hepsi sizden daha iyi Alevidir her sünni. Niye? Her sünni Alevi'yi, Hazreti Ali'yi, Ehl-i Beyt'i hepsi sever canı ciğeri gibi. Onun için değerli kardeşlerim, cahilliği bırakın. Hepimiz peygamberin ümmetiyiz. Hepimizin dini İslam, kitabımız Kur'an-ı Kerim. Sahih hadisler ortada, icma kıyas ortada. Gelin düşmanlığı bırakın, kardeş olun. Mümin, müminin kardeşidir. Bilmeden kimse konuşmasın. Konuştuğun zaman ya bir ayeti kerimeyi doğru bil, oku, o ayeti açıkla veyahut da sahih bir hadisi şerifi açıkla. Ayetle din hakkına konuşacaksan eğer bir ayeti açıkla, bir hadis-i şerifi açıkla veya bir ayetin anlamını bir doğru bir eserden, kitaptan oku, ona göre konuş. Hadis-i şerifler böyle, müçtehit alimlerimiz ortada, fakihlerimiz, müfessirlerimiz ortada, muhaddislerimiz ortada. İlim, irfan varken cahilce konuşmanın bir anlamı var mı? Müslümanları birbirine tutuşturmanın bir anlamı var mı? İki Müslümanı birbirine kardeş olacağı yerde düşman etmenin kime faydası var? Evet sevgili dostlarımız, suç işleyenindir. Osman'ın işlemediği suçları Mervan işlediyse Mervan suçludur. Osman değil radıyallahu anh. Suçlu suçludur. Suçu işleyen suçludur. Kimin suçlu olduğuna bak, hakim inceliyor, inceliyor, inceliyor ve doğru dürüst şahitler arıyor, belgeler arıyor, deliller arıyor. Kimin suçlu olduğunu hakim, adil bir hakim ne yapıyor? En sonda kim suçluysa onu tespit edip ona göre suçluya ceza veriyor. Suç işlemeyene, iftiraya uğramış, belki müfteri. Sen müfteriyi aklıyorsun, iftira edilen haysiyetli, şerefli kişiyi suçluyorsun. Bu cinayet üzerine cinayettir. Aklını başına al. Hazreti Osman gece gördüğü rüyayı şehit edildiği günün sabahında arkadaşlarına anlatmış. Bakın, şehit olacağı rüyasında bildirilmiş. Daha önce de biliyordu zaten. O anda, şehit olacağı anda da, onun biraz evvelinde de haber verildi rüyasında. Rüyasında Resulullah aleyhissalatü vesselam rüyasında gördü peygamberimizi. Diyor ki bana, ey Osman, yanımızda iftar et, orucunu aç buyurdu demiştir peygamberimiz. Hazreti Osman
Kur'an-ı Kerim'in başında oruçlu olarak şehit edildi. Bir rekatta Kur'an-ı Kerim'in hepsini hatmederek namaz kılabilen bir Osman bu. Evet sevgili dostlarımız, biz Hazreti Ali'ye, Ehl-i Beyt'e toz kondurmayız. Onunla bizim canımızın ciğeri. Ciğerimizden, canımızdan daha ileri. Ama Eshab-ı Güzü'nün hiçbirine de kimsenin toz kondurma, tozlandırma hakkı da yoktur. Eshab-ı Güzü'nün tamamı gökteki yıldızlar gibidir. Kimisi çok parlar, kimisi biraz az parlar ama parlar. Dünyanın bütün evliyalarını toplasanız sahabinin derecesine ulaşamaz diye ulemanın da kavli var. Bakın evliyalar eshab derecesine ulaşamıyor. Evliyalar yüksek şahsiyetler. Evliyalar büyük insanlar. Kaddesallahu esrarahum. Ama sahabi daha büyük. Yani biz bir büyüğü küçültmüyoruz. Büyükten daha büyük var. Derecesi yüksek olandan daha yüksek olan var. Bunu söylüyoruz. Evliyaların hepsinin derecesi yüksektir. Allah dostlarıdır. Ama sahabi daha ileridedir. Sahabi hakkında konuşurken şöyle önce 40 kere düşün, bir kere konuş. O düşünmen de kazınan ördek gibi düşünme. İlim irfan ile düşün. Veyahut alimi, ilmi olanı dinle. Nasrattin Hoca'nın hindisi gibi düşünürsen yine bir işe yaramaz. Hatta gazlara, hindilere de bakın haksızlık etmiş olmayalım. Onlar fıtratı gereği, onlar doğru düşünürler. Hindi hindiliğini yapar, gaz gazlığını yapar. Sen insansın, sen de insanlığını ve Müslümanlığını yap. Dört ayaklılardan aşağı düşme. Bak, seni de İslam dini kucaklıyor ki düşmesin, cehenneme yuvarlanmasın diye. Cahilce hareket edilmesin. Bizim demek istediğimiz bu. Evet, Yüce Allah Hazreti Osman'dan da çok mu çok razı olsun. Radiyallahu anhü verdâ mecmain. Hazreti Osman yalnız peygamberimizin sağlığında değil, peygamberimizden sonra da servetini Allah yolunda harcamaya devam etmiştir. Hazreti Ebu Bekir'in zamanında halk kıtlığa uğramıştı. Hazreti Osman'a şandan 1000 deve yükü ekmek ve yiyecek gelmişti. Dikkat et, 1000 deve yükü yiyecek gelmişti. Medine tüccarları Hazreti Osman'ın kapısını çaldılar. Hazreti Osman dışarı çıkıp ne istiyorsunuz diye sordu. Sana 1000 deve yükü ekmek ve yiyecek geldiğini haber aldık. Onları bize sat da Medine'nin muhtaçlarını bolluğa ve genişliğe kavuşturalım dediler. Hazreti Osman onlara içeri giriniz dedi. Girdiler. Onlara Şam'dan satın aldığıma karşılık bana kaç da kaç kazanç vereceksiniz diye sordu. Tüccarlar ona karşı 12 dediler. Ya bakın, bu kadar fazla kar veriyorlar. Hazreti Osman
bana vereceğiniz karşılığı biraz daha artırınız dedi. Tüccarlar ona karşı 14 verelim dediler. Hazreti Osman biraz daha artırınız dedi. Tüccarlar ona karşı 15 verelim dediler. Hazreti Osman biraz daha artırınız deyince tüccarlar bizler Medine tüccarlarıyız. Sana daha fazla verecek kim var dediler. Hazreti Osman içinizde her dirheme karşı bana 10 dirhem kar verecek güçte olan biri var mı diye sordu. Yani 1'e 10 verecek. Tüccarlar yok dediler. Bunun üzerine Hazreti Osman, ey tüccarlar topluluğu, ben sizi şahit tutarım ki bu 1000 yük ekmek ve yiyecek Medine'nin muhtaç olanlarına sadakadır dedi. Ve işte görüyorsunuz Muhibb-i Taberi Riyadun Nadır'da buna bu kaynağa dayanarak bu haberi veriyor. Hazreti Osman herhalde En'am suresinin 160. ayetinde kim Allah'a bir iyilikte, güzellikte, güzellikle gelirse işte ona 10 katı var. Müjdesinden mülhem olarak Medine tüccarlarına siz bana en az 1'e 10 veremeyeceğinize göre ben bunu daha çok kar verecek olana yani yüce Allah'a onun rızasına onun yolunda sarf edeceğim. Onun hesabına Medine muhtaçlarına dağıtacağım demek istedi. Çünkü yüce Allah bir sevaba en az 1'e 10 kat veriyor. Hazreti Osman, Hazreti Hafsa'da bulunan Musaf'ı mutahassıs bir heyete tekzir ettirip İslam merkezlerine birer nusa göndermiştir. Hazreti Osman, Hazreti Hafsa'daki suhuftan 4 musaf istinsa ettirmişti. Onlardan birini Küfe'ye, birini Basra'ya, birini Şam'a gönderdi. Birisini de yanında alıkoydu. Çoğaltılan musafların sayısının 7 olduğu Mekke'ye, Yemen'e ve Bahreyn'e de birer musaf gönderildiği de rivayet edilir. İbni Ebu Davud Kitab-ül Mesahif'inde bunu zikreder. Bedrüddin el-Zerkeşi el-Bürhan'ında da bunu zikreder. Yani Kur'an-ı Kerim bir Kur'an-ı Kerim efendim 7 adet baskısı yapılıyor. Ve büyük merkezlere gönderiliyor Hazreti Osman zamanında. Hazreti Osman'ın şekil ve şemali hakkında da Hazreti Osman ne kısa ne de uzundu. Orta boylu idi. Zayıf bedenli, esmer tenli, ince derili, güzel yüzlü, büyük, uzun ve beyaz sakallı, çok saçlı idi. Omuz başlarının kemikleri yüksek, iki omuzunun arası genişti. Elmacıklarında çiçek izleri, noktaları vardı. İnce burunlu idi. Burnunun ucu büyük ve yüksekti. Başının tepesi saçsızdı. Başının saçları iki yanından sarkarak kulaklarının yumuşağını aşar, omuzlarına dökülürdü. Dişlerini altınla kaplatır, sağlamlaştırırdı. Diş bakımı yaptırırdı. Aşı boyasıyla boyanmış iki parça elbise giyerdi.
kendisinin 100 dirhem kıymetinde Yemen işi elbise giydiği de rivayet olunmaktadır. Evet sevgili dostlarımız, size şunu hatırlatalım. Bu sizlere verdiğimiz haberlerin kaynakları tamamen sapasağlam kaynaklardır. Kimisi kütüb-i sitte, hadis-i şeriflere dayanıyor. Kimisi de görüyorsunuz İbn-i Sa'd'ın tabakatına ve diğer tarihçilere dayanmaktadır ki İslam tarihçileri, İslam alimleri hepsinin kaynağını bir bir size verebiliriz isteyene. Hepsinin kaynağı ağzınızdan ne kelime çıkıyorsa hepsinin kaynağı mevcuttur. Evet, bu kaynakların tamamını inşallah belki dersimizin sonunda bu kaynakların tümünü de size haber verme şansımız olacaktır inşallahü teala. Her şey Mevla'nın lütfuna, keremine, fazlına, tevfik ve hidayetine bağlıdır. İnşallah bir sonraki dersimizde de ilk Müslümanlardan Talha bin Ubeydullah'tan bahsedeceğiz. Ve ilk Müslümanlardan size elde edebildiğimiz bilgilere, sağlam bilgilere istinad eden ilk Müslümanların tümü hakkında size bilgi vermeye çalışacağız. İnşallah Teala.